Şimdi efektler kısmından ilk efektimiz olan Add Class fonksiyonunu kullanmayı öğrenelim. Komodo Edit'i tekrar açayım ve burada öncelikle bunları sileyim. Script'i sildim. Body bölümünü boşaltayım. Ve burada bir paragraf oluşturayım. Ve bunun içine jQuery User Interface derslerine hoş geldiniz diyeyim ve BR koyayım buraya. Ardından buradan bu dersimizin konusu Effects bölümünden Add Class BR koyayım. Şuraya da en son vidimi yazayım. Ve bunu strong yapayım. Şimdi yeniledim. Bunu center'layayım. Şimdi ortaya geldi bu. Birkaç tane de BR koyayım. Buna bir sınıf vereceğim. Çünkü add class kullanacağım için bir sınıf vermem gerekiyor. My PR olsun. Ve burada heat kısmına style dedim. Style tagları arasında şimdi buna bazı özellikler vereceğim. My paragraph özellikleri. Mesela ne olsun? Background color red olsun. Width verelim. Width'i 200 piksel olsun. 400 olsun. Ve font family fantasy olsun. Şimdi evet. Şu şekilde. Bu güzel. Şimdi ben bir class daha oluşturayım ve bu class'ın ismi Videmi olsun. Ve burada arka plan rengi başka bir renk olsun. Mesela yeşilin bir tonu olsun veya şu şekilde bir renk olsun. Ve bu font family de monospace olsun. Şimdi hazır. Bu width'te 300 olsun. Şimdi add class nasıl kullanılıyormuş bunu görelim. Şu script'i kopyalayayım ya da biz yazalım şuraya hemen script ve script'i kapatalım. Burada öncelikle bir fonksiyon oluşturuyoruz. Noktalı virgülü unutmuyoruz. Ve burada bir tane de aşağıya buton koyalım. Paragraftan sonra button. Ve bu butonu kapattım. Tıkla yazsın içinde ve ID'si BTN olsun. Sınıfı da BTN, BTN Danger. Şimdi bunu da ortalayalım. Şu center'ı kesip buraya yapıştırayım. Şimdi tıkla dediğimde sınıfını değiştireceğim. Bunun için burada dolar ID'si BTN olan tıklanınca function ve tekrar neyi seçecek? MyPR'yi seçecek. Sınıfı MyPR olana add class. Bakalım öyle mi kullanılıyor? C büyükmüş. Add class. Ve burada da hangi class'ı add edecek? Vide miydi? Bakalım nokta var mı? Hayır, koymamıza gerek yok burada. Vide mi yazdım? Ve kaç saniye sürsün? 1 saniye sürsün dedim.
Şu callback sonra bahsederiz. Şimdilik bunu deneyelim. Click dedim. Şimdi bir animasyon gibi oldu aslında. Normal animasyonlardan bir farkı yok. Zaten ismi de FX bölümünde yani. Ne yapıyor? Birinci yaptığımız sınıftan ikinci sınıfa geçiyor. İkinci sınıfımızın arka planı yeşil gördüğünüz gibi. İşte font family'si farklı ve vidi farklı. Böyle tıkladığımızda farklı bir class'ı atayabiliyoruz belli bir süre içinde. Add class kullanımı bu şekilde. Callback dediği de böyle virgül ile callback. Bu tamamlandığında ne olacağı anlamına geliyor. Şurada bir tane function callback yapalım. Argüman almayacak ve burada basit bir şekilde biz şuradaki gibi değil de alert sınıf değiştirme işlemi başarı ile tamamlandı desin. Şimdi tıkla dedim. Sınıf değiştirmesinin bittikten sonra işlemi sınıf değiştirme işlemi başarı ile tamamlandı dedi. Callback bu oluyor. Bittikten sonra bunu çağırıyor yani. Bunun ismini callback değil de x yapsaydık. Function x bakalım. Sadece callback mi çağırıyor? Hayır. Callback sadece alışılagelmiş bir şey. Callback bittikten sonra callback çağrılır diye bunu kullanıyoruz. O yüzden callback yazmanızı öneririm ben de. Callback. Geri çağır. Bittikten sonra çağır anlamında. Add class kullanımı da bu şekilde arkadaşlar.